Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe Dünya Yıldızı diye işte Özil'i kadro dışı bıraktığı şeklinde de devam etmiş. Tecrübeli futbolcunun Koyun maçında kendisini oyundan çıkaran İsmail Kartal'a tepki gösterdiği belirtildi. Pereira'yla da aynı sorunu yaşayan, benzer sorunları yaşayan Özil'i yönetim bu kez affetmeyerek cezayı kesti. Ozan Tufan da aynı gerekçeyle kadro dışında kaldı ve formayı adaletli vermen gerek diye bir çıkış var şimdi de detaylara bir bakalım. Kulislere göre Mesut Özil, İsmail Kartal'a sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum dedi. Ozan Tufan'ın da hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek tepkisini gösterdiği iddia edildi. Yaşananları yönetimi aktaran İsmail Kartal ise çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar diye serzenişte bulunduğu ve Başkan Ali Koç Kartal'ın otoritesini korumak için iki yıldızı da kadro dışı bıraktı. İkilinin çalışmalarına takımdan ayrı olarak Derazı, Lefter, küçük Yondadis tesislerinde Devam etmeleri bekleniyor. İki oyuncunun da bu şekilde bir e, kararla kadro dışı bırakılması bütün gündemin e, önüne e, geçti. Ama e, hem İsmail Kartal'dan yönetime verilen bilgi, yönetiminde böyle bir karar alması tamamiyle oyuncuların e, İsmail Kartal'la olan ilişkilerindeki bu e, aslında bir tarafıyla da saygısızlık nedeniyle ortaya çıktığı aşikar ama bir açıklamada resmi bir açıklamada gelmedi. Burada daha çok kulisler üzerinden, oyuncuların arasındaki o konuşmaları üzerinden böyle bir kararın alındığı şeklinde. Fenerbahçe'de iki kadro dışı daha. Fenerbahçe'de önemli ve bir o kadar da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kaptan Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının şoku yaşanırken takım Ener Valencia ve Sosa ile de kriz yaşandığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Valencia... Konya maçı öncesinde antrenmanda sakatlık yaşadı. Bunun üzerine yanına sağlık ekibi geldi. Ancak Ekvadorlu oyuncu kulüp doktorunu sert bir şekilde azarladı. Bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal Valencia'dan özür dilemesini istedi. Ancak Valencia özür dilemeyi reddetti. Jose Sosa da Ekvadorlu oyuncuya destek oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından hem Valencia hem de Sosa Konya maçı kadrosuna alınmadılar. Bunun üzerine sarı lacivertlerde önümüzdeki günlerde yeni kadro dışı kararlarının alınabileceği öne sürüldü. Ener Valencia'nın huzuru bozacak davranışlarda bulunması halinde kadro dışı kalma ihtimali bulunuyor. Ayrıca performansı düşen, gece hayatı nedeniyle tepki çeken o ses gözden çıkartılması da sürpriz olmayacak. Fenerbahçe'de dev operasyon. Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan toplayan Fenerbahçe'de dün şok bir karar ile Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında büyük umutlarla Arsenal'dan takıma kazandırılan Mesut Özil ve sezon başı kiralık gittiği Watford'dan devre arasında geri alınan Ozan Tufan ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada Futbol alt takım oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan Alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır bilgisi verilirken herhangi bir detay paylaşılmadı. Takım değişler yolunda giderken Mesut ve Ozan'ın kadro dışı bırakılmasının sebepleri camiada merak konusu oldu. Bir buçuk aylık sakatlığının ardından Trabzonspor maçında 5 dakika oynayan Alanya deplasmanında 74 dakika sahada kalan Mesut için kırılma maçı son Konya Spor mücadelesi. Kadıköy'deki karşılaşma ilk 11'de başlayan Dünya Yıldızı'nın Devre arasında oyundan çıkacağı söylenince soyunma odasında kramponlarını çıkarıp yere fırlattı. Ardından da Almanca bağırıp çağırarak bu karara tepkisini dile getirdiği öğrenildi. İngiltere'den döndüğünden beri sadece 3 kez 11'e girip hiçbir maçı tamamlayamayan 9 resmi karşılaşmada toplam 285 dakika sahada kalabilen uzanın da teknik direktör İsmail Kartal'a "Senin forma adaletin yok. Ben bu takımda her zaman oynarım." diye tepki gösterdiği için kadro dışı kaldığı öğrenildi. Bu kararın yeni sezonun kadro yapılanmasıyla da doğru orantılı olduğu öğrenildi. Mesut ile devam etmeyi düşünmeyen Sarı Lacivertler gözü kara davranarak bu hamleyi yaparken diğer oyunculara da Mesut gidiyorsa siz de dikkat edin mesajı verildi. Ozan Tufan Fenerbahçe'de 3. kez kadro dışı kalıyor. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı. 2018-2019 öncesi takımla yaz kampına katıldı ama Filip Koku'nun gözüne gelemeyince lisansı çıkarılmadı. 2021-2022 sezonu başında gitti Watford'dan. 2 Şubat'ta geri döndü. 24 Mart'ta kadro dışı kaldı. Ayrıca dün Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan alınan karara sosyal medyadan göndermede bulundu. Milli futbolcunun eşi sosyal medya hesabından haksızlığa uğradığına Peygamber Efendimiz'in şu sözünü hatırla. Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma. O kişi senin değerini bilmeden ölmez yazılı bir görsel paylaştı. Fenerbahçe'den Alexander Sorlot bombası. Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen ve işe genç yıldız adayları ile sözleşme yenileyerek başlayan Fenerbahçe eksik olan bölgeler için hummalı bir çalışma içine girmiş durumda. Böyle bir ortamda fırsat Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Norveçli Santrafor Alexander menajeri Fenerbahçeli yetkililere mesaj göndererek Norveçli golcünün Fenerbahçe formasını giyebileceğini ve şartların masaya yatırılabileceğini söyledi. Fenerbahçeli kurmayları ise bu öneriye sıcak bakarken yüz yüze görüşmenin önümüzdeki günlerde olabileceği öğrenildi. 26 yaşında ve 1.95 boyunda olan Sörlot, Leipzig takımından Real Sociedad'a kiralanmıştı. Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunun kullanılmasını beklenmediği Sörlot, taraftarların tepkisiyle de karşılaşmıştı. Bu arada Sorlot transferinde sözleşme gereği Türkiye'de öncelik hakkı Trabzonspor'da olacak. Eğer bordo Maviller belirlenen şartlarda Sorlot'u transfer etmezse bu kez başka takım ver devreye girebilecek. Real Sociedad'da sıkıntılı günler geçiren Alexander Sorlot bazı maçlarda taraftarların tepkisiyle de karşılaştı. Sorlot yeni bir Türkiye macerasına artık daha sıcak Transfer'de de Samuel kapışması. Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osay Samuel transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Queen's Park Rangers'tan alınan Nijeryalı Yıldız bu sezon özellikle Sabek'e geçtikten sonra sürekli yükselen bir performans sergiliyor. Alınan bilgilere göre Osay Samuel'i adadan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemouth ve Bradford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübünde 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Sarı lacivertlerle 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osay Samuel'in transfer markta göre güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor. O Samuel'in sarılar takımda çok mutlu oldu ancak İngiltere ve İskoçya'ya transfer olmaya da sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu sezon tam 37 resmi maçta forma gelen ve devamlılık ile alkış toplayan yıldız futbolcu takımına 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. İsmail Kartal'dan ilk rapor. Kanarya'da yeni sezonun yol haritası belli oluyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimi ön raporunu sundu. Buna göre Serdar Aziz takımda tutulacak. Luis Gustavo ve Osesosa ile yollar ayrılacak. Bir yerli kaleci ve 4-5 transferle şampiyonluk kadrosu oluşturulacak.